Yani hızlı çekim falan değil video. Yanlış anlamayın. Tamamen kendileri bu şekilde. Herkese merhabalar, Sport Gaming'e hoş geldiniz. Ben Şenol, AxeCorchart'ın ikinci sezonunun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü plan yumurtalar için güzel bir yer yapmak. Yumurtaların içinden çocukların rahat rahat çıkabilmesi için. Öncelikle yorumlarda birkaç kişi bahsetmiş ki benim de aklıma geldi o. Odundan yer yap diyen oldu, taştan yer yap diyen oldu. De o şekilde ejderhalar için tamam, 10 numara olur. Bizim arkadaşı almamışız. Ejderhalar için 10 numara yer olur. Farkındayım ama işte onun dışında bir şeyleri doğurtmaya çalışırsak mesela bu dikenli ejderhanın yavrusunun ne kadar bir ısı istediğini bilmiyorum. Eğer taşın içine koyarsak cayır cayır yanabilir. Belki daha soğuk bir yer istiyordur. Veyahut ne bileyim Argentavis'ları çiftleştirmeye çalışsam. Kaplanlar. Özellikle kurtlar mesela orada muhtemelen doğamaz. Kurtlar çünkü daha çok soğuk yer arıyor. Yumurtası bildiğim kadarıyla ısı olarak düşük yer arıyor. Ki burada muhtemelen en fazla zorlanacağımız hayvanlar da onlar olabilir ki kurtların da ordusunu kurmak istediğim için bunlardan birkaç tane daha yüksek level bulabilirsem onu muhtemelen bir dahaki bölüme işte bir taming pen yaparız. Onu da nereye yapacağım daha tam karar veremedim. Hani hesabıma göre şöyle düzgün bir yere yapıp dışarı doğru bir rampa verip dışarıdan eğer Argentavis'ta tutamadığım bir hayvan olursa peşime takıp içine düşürme planlarım var. Onu bir dahaki bölüm bakarız. Onun dışında bir iki tane yemlik koydum. Bir tane buraya koydum. Bir tane yukarı doğru koydum. Bunların isimlerini de değiştirdim ya. Arkadaş önermiş. Boncukla minnak diye. İsimlerini koydum onların. Şimdi malzeme topluyordum. Elektrikli testere sesi geliyordur. Ha, üstümde yok. Kırılana kadar topladım. Ama nedense hala elektrikli testere var. Bunu götürüyorum. Bunu götürmemin sebebi ağırlığı çok ufalttığı için. Gördüğünüz gibi 1250 hop buna koyuyorsun 250. Yani ağırlık olarak şu mesela çok daha yüksek olabilir ama hoş bu da bayağı yüksekmiş. Ama sonuçta bunda çok çok ufaldığı için 5'e 1 oranında ufalıyor. Yani bunun 5 katı 3K desen 15K şey olan ağırlığı olan bir hayvan yanımda götürsem aynı işi yapar bunda yani. Hesabını oradan yapın. Buna ne veriyordum ben? Biraz da ağırlık versem yok saçma olur ya artık zaten bakar mısın kaç tane. İçine doldurdum hala bir şey olmadı. Tek samandan biraz sıkıntı olabilir. Bunun dışında ne yapacaktım? He, buraya biraz taş mı gerekiyor? Yok taş da var. Buna bir tane gaz atalım. Bu arada bunu kapattım dün gece. Dolapta herhangi bir şey koymadım. Tarlayı toparlamadım. Kapattım. Ona rağmen zarar görüyor. Bakar mısınız? Yine zarar görmüş. Allah Allah. Daha az önce tamir ettim ya. Durduğu yerde zarar görüyor. Çok çok sıkıntılı bir durumu. Şunları da yap da. Başka yapacağım bir şey var mı? Çürüket var. Şöyle dolabımıza bakalım. Pardon. Şu kadarını alalım. Tarlayı bir posta topladım. Bir miktar da bende vardı zaten. Hepsini dolaba attım çürümesin diye. 84 mü? 84 tane mi yapıyorum? He. Bakalım yarısını aldık. Yine 84 yapıyorsun. Evet. Bu kadar yeter ona. Şunu da şöyle at. Ya boku ne ara topladım. Bu arada resip buldum. Bir bakayım resip orada mı hala? Kasaya mı attım burada mı? Şöyle kapat bakayım. Aynen. Garbaç resipi buldum. Şeyden. Airdrop. Maviden buldum galiba. Fena değil. Zaten birkaç bölüm sonra dışarıdaki çöldeki kırmızı dropların da peşine gideceğim. O da amaçlarım arasından. Değişik bir strateji öğrendim. 10 küsur tane mi ne var? 16 tane mi ne galiba noktası var. Aynı anda 2 tane oluşabiliyor. Toplamda 45 dakikada bir galiba oluşuyor onlar. Kırmızı droplar. Son nokta itemları veriyorlar. Onların 2 veya 3 tanesi dışında hepsini herhangi bir temelle, taş temel, taş sütun neyse bir şeylerle blokladığınız zaman sadece o kalan 2-3 tanesinde respawn oluyorlarmış. Çok daha rahat farmlayabilirim onları. Öyle bir plan gördüm. Hoşuma gitti. Tamam neyse. Şimdi şundan biraz odun alalım. Şöyle alsam ağır olur muyum? Yok tamam. Aha pır ediyor. Et abicim et sıkıntı değil. Taş alalım. Yok çok oldu taş. Taş fazla gerekiyor mu ki? Yok. Kerpiç gerekiyor. Saman gerekiyor değil mi? Şunu al. Burada 2000 tane. Burada da biraz olacak ya. 2000 tane de burada mı vardı? Aynen. Of tamam gerek yok o kadar zaten ya. Şimdi kerpiç. Bakalım. Neyimiz eksik? Lan, saman değil lif gerekiyor buna. Neyse lifimiz var Allah'tan. Hop şöyle yarısını aldık mı? Şimdi kaça kaç yapacağız dedik? 4'e 4 olsa 16 tane temel gerekiyor. Temelin üstüne mi yapalım onu? Temelin üstüne yapalım. Daha mantıklı. Bakalım hazırda temelimiz var mı burada? Bir tane var. Bu ne? Kerpiç duvar. Oo, ver git.
Kapı da var. İyiymiş. Şunu da al. Başka bir şey gerekiyor mu? Köşe köşe gerekir mi? Köşe köşeli mi yapalım? Yine ufak bir üçgen yapalım ya. Ne olur ne olmaz. Şekli biraz düzgün olsun. Şimdi bir tane olduğuna göre ona 15 tane yapacağız. Şöyle 30 tane gözüküyor değil mi? Şöyle yapsak 15 oldu mu? Tamam, toplam 16. Duvarından emin değilim. Oraya gittiğimizde bakacağız. Bakalım nasıl bir fırtına oluşuyor. Orayı kapat. Şu elektrikli testere sesi de gideydi, iyiydi. Şu arkadaşı alayım da şurayı temizleyeyim. Ya temizliyorum, otlar anında çıkıyor. Hoş bir yerden iyi, güzel. Hani içeride ot olmasa ama hani artık yeterince meyvem var. Dolabı da doldurdum. Hemen hemen her boyadan yığınla yapabilirim. Ona daha geçemedim. Onu da halledeceğim. Şimdi şöyle bir yere düşündüm. En temizi orta alan. Etrafı biraz geniş olacak. Çünkü özellikle ejderhaları birinci sezondan hatırlıyorsanız hareket ettirmek biraz zor. Temizle abicim şuraları. Hareket ettirmesi biraz zor. Fazla uzaklaşmam gerekiyor follow attıktan sonra. Onun için mecburen biraz geniş alan olması lazım. Hatta biraz açığa yapayım. Arkasına bir tane kapı koyayım. Şimdi giriş kapısı aslında dino kapısı olacak. Ben yanıma kapı aldım da arkasına kapı koymayı düşünüyorum. Çünkü içine tekrar hayvanı sokmaya çalışsam içi ufak olduğu için içeri sokacak kadar yeterli alanda uzaklaşamayabilirim. Şimdi gösteririm yaptığım zaman. Şöyle şuraları temizleyelim. Aslında yandan doğru da giriş. Yok artık. Deme ya. Bunları vurulmuyor mu? Ha, vuruluyor. Sen niye vurmadın? Nasıl ya? Aha. Allah Allah. Öyle bir genişten al bakayım. Heh, vurdu şükür. Şükür kavuşturana. Al, yine vurmuyor. Allah Allah. Oo. Bu fake. Bu sahte. Aha. Neyse, sıkıntı değil ya. Şu an zaten çok bu hızlı gitmemize gerek yok. Sen niye bu kadar dolusun? Çünkü ben bindim üstüne. Abi bu da mı yalan ya? Heh, tamam. Tamam, gözünü seveyim yeter ya, o kadar sıkıntı yaratma. Ha, bir dakika. Şimdi bak, bunları gördüm aklıma geldi. Uf, şimdi bu havada gitmesi de sorun olacak ama orağı göstermeyi unuttum. Şimdi birinci sezonda bile her şeye baktık, orağa bakmadık. İkinci sezonda orağı yaptım ben. Çok güzel ipek toplanıyor. İpek dedim mi, yanlış hatırlamıyorsam. Ha gayret oğlum. Bu arada kum fırtınasında uçabiliyorsunuz. Felaket yavaş. İşin kötüsü çölün ortasında kaldım bir ara. Bu omuzumdaki arkadaşı almamıştım yanıma. İçerideyim artık. Yani. Tamam, biliyorum. Burayı her yeri ev olarak saymıyorsun ama. Aha, orak. Bak ya. Ya bak, şu çok saçma mesela. Her yerim kapalı. Sadece kapı açık. Hani yaklaştığım zaman tamam biraz bozuk ol falan ama yani o kadar abartması çok saçma. Zaten yavaştık, iyice yavaşladık. Ha gayret abicim. Gidebilirsin. Gözlük olayı da çok güzel ya. Ama işte first person'dayken çalışıyor. Eğer key moddaysan şu modda hiçbir türlü gözlük işleve girmiyor. Nerede? Heh. Normalde bu orak biliyorsunuz sadece fiber toplar. Şu arkadaşlardan deli gibi ipek topluyor. Yani deli gibi demeyeyim ama bayağı iyi ya. Benim hoşuma gitti. Fazlasıyla yeterli. Ama tabii biraz daha yaparsam bayılacağım. Bu ne? Gel bakayım. Sende enerji kaldı mı? Üstüne bir değilsen inmiyor enerjisi herhalde değil mi? Aynen. Üstüne bindiğim an hayvanın enerjisi iniyor. Ama üstünde değilsem inmiyor. He, ben bu fırtınanın geçmesini beklesem mi? Biraz görüntüyü kısıtlıyor ama aslında sorun da değil ya. Problem değil. Şimdi temelleri yerleştirmeye başlayalım bakalım. Şöyle arkadan bir miktar açık bırakacağım. Şu şekilde biraz paralelimsi suya doğru. Şöyle yeterli olur gibime geliyor. Değil mi? Yok, çok ileride oldu. Şöyle. Tahminim tabii ya, buradan yeterli olur gibi gibi. Şimdi 1, 3. Bu tarafa mı, bu tarafa mı? Bu taraf daha uygundur. Şuraya bir tane kapı yaparım. Arkadan sırf şeyleri çekmek için. Şimdi hayvan dışarıda diyelim. Tamam. Aha, yapma be, yapma be. Tam yapmıştım. Neyse, yaparız bir tane daha. Bir saniye, bir saniye. Şunları kondurayım hemen. Yapabiliyor muyum? Bir tane daha yapıyorum tabii ki. Şimdi hayvanı görmek için buradan dışarı çıkarttık. Şurada dino kapısı olacak. Dışarı geldin.
şuraya kadar geldi atıyorum. Hayvanı tekrar içeri sokmak istiyorum. Çünkü hani büyümesi için dışarıda durmasın. Eğer burada duvar olsaydı, ben buraya kadar gelseydim, o hayvan muhtemelen ejderhalar için, ufak hayvanlar gelir ama ejderhalar ufak bile olsa sanki anne babaları kadar büyükmüşler gibi davranıyor ki Dodorex'lerde falan da vardı Anunnaki'de. Buraya kadar geldiğim zaman o hayvan muhtemelen kapı eşiğinde, hatta dışarıda bile kalabilir. O kadar benim yanıma gelmez. Tahmin ediyorum. Onun için arkaya bir tane kapı konduracağım. Ki o kapıyı da şöyle kondurdum mu tahminim olur. Muhtemelen. Pardon. Diye düşünüyorum. Hayvana follow attım. Kapıyı açıp böyle geleceğim. Şu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Hayvan da içeri girecek. Follow'unu durduracağım. Kapısını kapatacağım. Rahat rahat içeride durabilecek. Şimdi şu duvarlara geçelim. Duvarları etrafa full olarak kapatacağım. Hiçbir şekilde pencere falan koymayacağım. Yani pencere koysam bile pencerenin kapağı olacağı için, çoğunlukla kapalı kalması gerektiği için pek bir mantığı yok gibi. Sıkıntı da olabiliyor pencerelerde. Onun için düşünmüyorum. 3 kare genişliğinde olsa tepeye üçgen koysam olur herhalde. Bakalım kerpiç o kadar malzememiz çıkıyor mu? Bu duvar mıdır? 29 tane. Yap bakalım biraz. 21 tanesini yaptık zaten. Şöyle kondur. Sadece şu taraf 4 yüksek gidecek. Çünkü tam karşısında kapı olacağı için ve kapı da 4 yükseklikte olduğu için mecburen. Aha. Yetecek mi ya? Yetmeyecek galiba. Neyimiz eksik acaba? Şu 6 tane yap gitsin. Aha. Şaka gibi. Tam yetti. Tam. Ama neyimiz eksik? Deme ya. Bütün kili aldım. Ha yok yok yok. Kil bıraktım orada. Tamam sıkıntı değil. Kil bıraktım orada. Şimdi buraya 2 tane rampa. 1 tane dino kapısı. 2, 4 tane üçgen. 4, 8 tane eğimli çatı. 8 tane de düz çatı gerekiyor. Bakalım onlardan olan var mı? Bir bitemedi fırtınada. Ha maşallah iyi sürüyormuş bunlar. Bu kadar sürmüyordu. Sürüyor muydu? Emin değilim. Bayağı uzun sürdü ama sanki. İçeri gir. Kapat bakayım kapıyı. İşe yarıyor mu? Ha? Yok. Ortaya geldiğim zaman muhtemelen işe yarayacak. Aynen. Kenara geldiğim zaman yine bozulacak. Evet. Çok güzel. Mükemmel evimiz var. Vallahi. Hiçbir şey yok ya. Kerpiç sadece bunlar mı kaldı? Hey, peki öyle olsun. Kerpiç. Gel bakayım. 2000 şey. Tamam. Şimdi. Öncelikle. Hepsini yapalım burada. Öyle hareket edelim. Ne istiyorsun? Odun istiyorsun. Odundan bol ne var ya? Odun deli gibi topladım. Elektrikli testere en sağlam ağaçtan 2400 küsur tane ağaç şey çıkarttım. Bir tane ağaçtan 2400 elektrikli testereyle. Yani bu sesi hala duyuyoruz arkadan çok ufak da olsa. Bilmiyorum size kadar gidiyor mu, ben duyuyorum en azından. Ama değer yani. Bu tamam. Üçgen olarak neyimiz vardı bizim? Ona bir kontrol edelim. Hangi tarafı bu? Duvar sağ. Tamam. Aç bakalım. Sağdan bir tane yapacağız. Bu elimli kerpiç duvar sağ. Bundan bir tane yapacağız. Bundan iki tane yapacağız. Tamam. Duvarları hallettik. Kapıyı hallettik. Şimdi çatı. He yok. Rampa iki tane. Bir. İki. Çatı. Kerpiç tavan. Kaç dedik? Dört. Sekiz tane bundan yapacağız. Bir dakika. Yedi. Sekiz. Tamamdır. Kerpiç eğimli çatı. Bundan da sekiz tane yapacağız tabii ki. Ve sekiz. Tamam. Mükemmel. Artık fırtına da sana zahmet bir geçersen. Hı? Hı? Geçecek mi? Vallahi geçti. Şaka. Söyledim ki Allah razı olsun. Vallahi billahi ya. Sağ olsun beni kırmadı. Şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Gittiğimiz gibi bunları yerleştireceğiz. Geçmedin mi? Ben geçti sandım o ara. Kandırdı beni. Hadi be abicim. Bit artık. Bırak artık. Eyo. Bir dakika. Kapı bit. Ha yo. Tamam bitmiş. Az önce yok gibi gözüktü. Tamam malzemelerimiz tamam. Yanlış yapmadığımız sürece sıkıntı yok. Buraya tutunuyorsun her türlü. Tamamdır. 4 4 5 burası 5 burası tamamdır. Şükür kavuşturana. Şunları şöyle koyalım. 3
Şimdi önceki bölümde de bahsetmiştim galiba. Yine tekrar söyleyeyim, hani buraya alt temel koy abi, daha düzgün olur. Böyle uğraşmasın tarzı yorumlar vardı. O zaman sağ sol etraftaki herhangi bir duvarı yıktığım an kapı yıkılıyor. Tamamen gidiyor. Şu an bağlı onlar. Hani onun için hiç tavsiye etmiyorum. Şöyle ufak bir ayarla halledebilirsiniz. Ah, elektrikli testere ne bağırdım be. Uuu, bayağı da düzgün yapmışım be. He? Tamam mı? Tamam gibi. Orta kısmı da gayet güzel. Şöyle çok az. Heh, tamamdır. Böyle. Çok az dışarı çıkartalım mı? Evet, biraz dışarıda olması daha güzel oluyor. Tamam böyle ya. Buraya da yerleştirdik mi? Burası da tamamdır. Şimdi önce bu tarafı halledelim. Yok. Şöyle zıpla. Hop, tamam. Aha, bir dakika. Şuraya, buraya zıpla, kondur. Tamamdır. Yanlış olmasın. Yanlış olmasın. Her şeyi tam yaptık. Hoş malzeme var galiba yanında ama olsun. İnşallah burada ev şeyi konusunda sıkıntı olmayacak. Ya ama ayıp ya. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Bak. Tamamdır. Onun yıkması var. Onun için de çatıya çıkması var. Ne dolaşıyor orada be? Bakacağım şimdi bir saniye. Şöyle. Şöyle, tamamdır. Nerede? Oha, oha. 8 de. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Ne ara girdin buraya ya? Neyse, bize kuş gerekiyor şimdi. O arkadaşı yıkmak için ve bir tane daha eğimli çatı, tamamdır. Kuşumuzu alalım. Oo, kuşu hala şeyde bıraktın değil mi? Muhtemelen. Şöyle bir bakayım. Kuş kafesinde bıraktım Argent Davis'ı. Kuş kafesi yapınca arkadaşı da içeride bıraktım ve suyum yok. Süper. Hemen şu kuşu alalım. Suyumuzu içelim. Sanki bunların sayısı mı azaldı be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerisi nerede? Oğlum siz ne yapıyorsun dışarıda? Ama ayıp oluyor. Bağırma abicim. İçireceğim suyunu. Ne kadar süt çocuğusun. Bağırma. Sen geç bakayım böyle. Allah Allah. Siz niye çıktınız buradan ya? Bir tane daha olacak. Neredesin? Bir tane daha. Heh. Bu da tamamdır. Allah Allah. Kafeste delik mi var ya? Test ettik burayı. Sözde çıkamamaları lazım. Çok ilginç. Allah bilir nereden çıktılar. Neyse, ben onu bir araştırırım. Olmadı tıkarım o deliği. Hemen içirelim şunun suyunu. Benim felaket sinirimi bozuyor bu bağırması bu arkadaşın. Hani ilk başlarda yoktu bu Matarama ne oldu? He, mataramı şeye koydum, doğru. Matarayı buzdolabına koydum. İlginç bir şey gördüm. Buzdolabına koyunca donuyor matara. Kullandığın zaman da ufak bir soğuma veriyor. Belli bir süre buff gibi. Bakayım, aynen. Gördüğünüz gibi yanında buz işareti çıktı. Buzlu matara oluyor. Süresi deli gibi artıyor. Kaç gün? 10.416 gün acaba. Bizim ömrümüz yetmez muhtemelen bunun sonunu görmeye. Veyahut da benim jeneratördeki gaz yetmez. Neyse. Ama şu anda da su yok. Bunu alıyorsun. Bakayım ne kadar süre dayanıyor burada. Şurada. 14 ve 15 dakika. Şu anlık orada dursun. Veyahut da dur bakayım ya. Şimdi yeni su içtim diye belki kullanamam dedim ama. Yemeği de al. Kullanamam dedim ama belki de kullanırım. Sen gel. Tamam. Çekil, çekil. Hop, tutturdum deliği. 2 saniye dur bakayım. Suyu ufak bir denemesini yapalım hemen. İçtik. Aynen. Sol altta gördüğünüz gibi buzlu su. Serinletiyor. Ne kadar serinletiyor emin değilim. Buff'ın geçmesi gerekiyor. Ona bakarız. Yani o buff geçtiğinde hala bizim matara soğuk olacağı için sıkıntı olmaz. Tekrar bakarız ona. İn bakalım. Şunu yıkayacağız. Aynen. Doğru yıktık değil mi? Evet. Şöyle şuraya. Abicim. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Bak nereden nereye yapıyor. Al buyur buradan yak. Hop, şimdi içeri girdiğimiz zaman çalışacak mı? Artık burası ufak yani. Burada rahatlıkla çalışması lazım. Bakalım her yerinde çalışıyor mu? Yapma be. Yok. Karar ver. Buralar tamam. Sağdaki ev işaretine bakıyorum bu arada bilmeyenler için. Manyak gibi dolaşıyorum içeride ama. H'ye basınca da üstünde bir ayrıntı da yazmıyor. Ama
Bir oluyor bir olmuyor. Karar ver arkadaşım. Hareket ettiğimde mi olmuyor ya? Yo, hareket ediyorum. Sıkıntı da yok. Hangi noktada olmuyorsun? Ortada mı ol? Yo, gel. Ya. Ark, niye böyle şeyler yapıyorsun Ark? Şimdi şunu hemen bir test edelim. Kaç diyor? 201, 312. 9'a bastık. Oo, hem hipotermal yükseltiyor hem hipoterm... Bir dakika. Pardon. Hipotermali düşürtüyor, hipertermali yükseltiyor. Yani tekin 200 yükseltsen hiç kafa karıştırmasan olmuyor mu? Yani ne gereği var böyle ilginç ilginç detaylara? Hemen jeneratör alacağız. Elektrik kablolarını alacağız. Priz alacağız. Hepsini şuraya ayarlamıştım. Bakıyorum hemen. 9 tane klima, jeneratör, priz fazlasıyla yetişmesi lazım. Düz kablo yerine aşağıya full döşeceğim. Hiçbir şekilde ortada bir şey kalmayacak. İnşallah, umuyorum. En son jeneratörleri dizeceğim. Hemen gelelim şöyle. Öncelikle şunu koy. Klimaları koy. Elektrik tesisatını koy. Şimdi klimayı kabloya göre döşeyeceğim. Bu kabloyu şöyle bir görelim. Tamam mı? Şöyle düz gibi gibi. Aynen şu şekilde olduğunu düşünün. Her yere döşeyeceğim bunu. Gördüğünüz gibi bütün her taraf artı olacak. Hesap o en azından. Oha, bitti mi? 5 tane mi ya? 1, 2, 3, 4. Bir saniye. Hemen bakıyorum. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4. Zaten bu kadar yetmesi lazım ya. Şimdi jeneratörü nereye konduracağız? Şimdi benim düşüncem, şu tarafı da bir kapatayım. Bir saniye. Bu tarafı da bir şekilde kapatayım. Klimaları fur buraya dizeyim. Yumurtalar burada büyüsün. Ama çiftleşme kısmı burada olsun. 4 karelik bir kapalı alan yapayım. Tam kapalı alan sayılmaz ama en azından bir sıkışık nokta olur diye düşünüyorum. Ama tek kareden geçmez ki hiçbiri. Şimdi klimaları nasıl dizebiliriz? Şöyle şuradan başlasak. Bir saniye, şöyle tam düz desem. Hop. Duvarın içinden geçiyor musun? Geçmiyorsun. Geçmiyorsun. Bu bir. O değil. Heh. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Sallama abicim, sallama. Ne salladın ya? Şöyle. Tamamdır. Ne oldu? 4, 5, 6. Kaç tane yapmıştım ben? 9. Neye göre 9 yapmıştım ben ya? 4, 5, 6, 7, 8 tane yetiyor aslında. Aynen şu şekilde. 8 tane yetiyor. Ortasını yumurtalara atacağım işte. Ha. Bir tane kalıyor. Onu da kendi evimize koyarız artık. Ne yapalım? Şimdi buraya bunları hallettik. Jeneratörü. Of, çok orta oluyor. Olmaz öyle. Bana elektrik kablosu gerekiyor. Yok, aslında şuraya. Aha. Aha. Öyle olur mu? Dışarıda kalan bir kısmı var mı? Yok gibi. Nasıl ya? Ya neden abi, gösteriyoruz koymuyoruz? Çıldırtma adamı. Bak. Heh. Oldu mu? Oldu. Tamam, sıkıntı değil. Gayet güzel. En son priz. Şuraya bir yere tutunuyor, değil mi? Şöyle olsa. Oradakiler olmadı. Şöyle olsa. Tamam da hem oradan hem oradan mı alıyor? Aç mısınız kardeşim siz? Nedir amacınız ya? Şimdi hemen testini yapalım. Gelelim şuraya, gaz alalım biraz. Ya bu elektrikli testere de oyundan gir çık yapmam gerekiyor. Tamamen kapatmam gerekiyor. Yani şöyle 250 fazlasıyla yeter. Sürekli çalıştırmayacağım hiçbir türlü. Klima mı lazım acı? Nereye koyalım? Böyle koyalım mı? Çalışırken soğuruz. Oldu mu? Biraz içine girdi ama oldu oldu. Sonra o çiftleşme olayına bütün hayvanları muhtemelen buraya getirip tek tek çiftleşme olayına girmemiz lazım. Şimdi şunu attık.
Kapıyı kapattık. Yalıtımımız şu an zaten içeride olunca kafadan 706'ya kaç? 313, 706 oldu. Şunu çalıştırdık. Ortasına geçtik. Tam ortadayım. 1189'a 1582. Muhtemelen her şeye yetmesi lazım. Yani fazlasıyla yetmesi lazım hatta. Şurası cennet abi. Burada sana alev üfleseler muhtemelen biraz daha ver falan dersin. Abi daha yeni koydum, hemen zarar görmüş ya. Yandık vallahi bu jeneratör işi. Hani bakıyorum işin gözü, buradaki rüzgar hızı da gözüküyor mu şu an? Heh, gözükür. %40 rüzgar hızı var. Çok büyük sıkıntı. %40'la o şeyi çalıştıramayız. Neydi? Yel değirmeni. Yel değirmenini çalıştıramayız. İmkansız. Onun için ne yapacağım bilmiyorum. Bu jeneratörleri tamir edeceğiz gibi. Heltleri de çok az. İşin kötüsü. Hani dün bıraktım, bugün geldim 200 küsürü gitmişti. Hani 4 gün hemen hemen dayanıyor, dayanmıyor. Ve sürekli olarak elektronik ve demir istiyor. Hoş, az istiyor. Çok bir şey istediği yok ama yani olacak iş değil. Kapattığın zaman bile zarar görüyor. Çok büyük sıkıntı. Şimdi ilk ne yapalım? Tornado Dragon'ları mı çiftleştirelim? He? Bakalım. Orada Tornado Dragon rahat çiftleşir de şeylerden, akbabalardan biraz şüpheliyim. Akbabalar için biraz büyük olabilir burası. İşin kötüsü buraya şeyleri sokamayız. Gel bakayım. Bu eşekleri, develeri, eşek yaptım. Develere sokamam. Develer girmeyeceği için oraya dışarıda illaki ufak bir alan ayarlamamız lazım onlara. Hop, bırak bir. Bir dur. Sana koca kadın, bir dakika, sen hangisiydin ya? Bunlara da isim vermedik ya. Dişisi bu. Senin kocan bekliyor, kocan. Hadi canım, acele et. Bunları çiftleştirebiliyorum. Kanguruları çiftleştirebiliyorum. Başka neye çift aldık? Develere çiftleştirebiliyoruz. O kadar yani. Akbabaları zaten söyledim. Hepsi o şu anlık. Kurta çiftimiz yok. Kaplan, bu elimdeki kaplanı çiftleştireceğimi hiç sanmıyorum. Muhtemelen çiftleştirmem. Çünkü düşük level, yani onun çocuğuyla uğraşmaya değmez. Bakalım. Dolaşmaya aç. Gel bakayım sen de. Öyle değil, pardon. Dolaşmaya aç. Çiftleşmeye hazırmış bak bu arkadaş. Her zaman. Bu çiftleşiyorlar. Çok uzaklaşma. Ne olur çok uzaklaşma. İyi, hızlı ilerliyor. Ya burada keserim diye düşünüyordum ama kesmeye hiç gerek yok. Gayet hızlı ilerliyor. Ama uzaklaşınca piç oluyor mu? Yok. Gayet güzel. Bu alan iyi gibi ya. Bu hala sabit duruyor ama level 119 ile çiftleşiyor. Fazla level de kasamadık bunlara. Leveliniz var mı şu anda? Yok. Bunları çiftleştireceğim. 3 posta daha çiftleştireceğim. Onların hepsini kayıtta yapamam. Video felaket uzar. Yani bunlar bile bu kadar sürüyorsa ki yine birkaç dakika sürecek gibi. Tamam, siz çiftleşe durun. Ben öbürlerini hazır edeyim. Develer için yerimiz yok. Aslına bakarsan bu arkadaşları direkt burada mı çiftleştirsem ya? Oo, grup olayı yapabiliriz. Bir saniye dur bakayım. Şimdi içeriden kaçtıkları için ufak bir kıllandım ama şöyle bakalım. Şimdi kaç tane dişi vardı? Erkek sadece en yüksek develi çiftleştirmeyi açacağım. Bu dişi. Erkek. Dişi. Dişi. En yüksek erkeğimiz kaç level ya? Dişi. Erkek. 174. İşte erkeğin hası bu bak. Baya erkek bu ya. 111 geç. Tamam, şimdi önce erkeği bir dolaşmaya açalım. Sonra bütün dişileri dolaşmaya açalım. Aç abicim, bakalım tutacak mı bu kadar mesafeden. Ne bu, erkek geç. Dişi gel bakalım. Yani burası biraz geniş olabilir bunlara. Aç bunu da. Aç bunu da. Erkek. Dişi, bunu da aç. Evet, bir tane erkeğe kaç tane hatun oldu? 5 oluyordu galiba değil mi bizde? Aynen. 1, 2, 2, 3, 4. Bunlar yetmiyor ama. Ya şu omzumdaki olayı bok ediyor. Şöyle gel bakayım. Şöyle sallayalım seni. Şöyle gel bakayım. Şöyle sallayalım seni. Sen dişi misin? Sen erkeksin. Sen dişisin. Çiftleşmeye hazır. Dolaşmayı açmışız. Seni de şöyle atalım. Şu an alayı çiftleşiyor mu yani? Kalp onlarda çıktı. Bunlarda... Lan bu da dişi. Dolaşmayı açmışım. Bir anda en fazla 3 tane mi? 4 tane mi? Yok, yapabiliyorsun abi, sınır. Yok galiba ya, tabii.
Tamamdır. Abi bir erkek şu anda kaç tane? 3, 6 kişi çiftleşiyorlar. Bir erkek 5 hatun. Ve hızları da fena değil. İnşallah bakalım geldiğimizde yumurtaları toparlarız diye düşünüyorum. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yumurtalar elinizden geldiğince hızlı toparlamaya çalışın. Çünkü yumurtalar orada muhtemelen ısı, havanın işte derecesi neyse, soğuk sıcak fark etmez. Yumurta ne istiyorsa ona göre değişiyor. Her yumurta birbirinden farklı istiyor. Tutmayabilir. Health'i fazla gidebilir. Mesela bu arkadaş. Oha çok sıcak. Sen soğuk istiyorsun yani. Şöyle atalım seni bakalım. Burada olman lazım. Dalga geçiyorsun ya. Nasıl çok sıcak? Abicim manyak mısın? Bir dakika dolaşmayı kapat. Dört dört. Ya bir dur. Dolaşmayı kapat. Kapıyı kapat. Allah aşkına çekil önümden. Çocuğunuz ölüyor çocuğunuz. Sizin çocuğunuz için uğraşıyorum. Kapıyı kapattım kuluçkada. Tamam. Kapı açık olduğu için ev işareti yoktu. Şu an kuluçkada. Kuluçkamın hızı da fena olmaması lazım. Yalnız orada kuluçkada bir miktar ilerlemiş. He, ben kapıyı açınca bozuldu iş. Pardon. Sen çık bakayım dışarı. Gel bakayım sen de çık dışarı. Kapıyı açtığın an iş bozuluyor. Kapıyı açtın mı hayvan ölüyor. Tamam sen kuluçkada dura dur. Ya Allah'ım sizin kuyruğunuz nasıl bir bağlıdır ya? Vallahi billahi böyle bir saçmalık yok. Çekil git. Şu an kuluçkada değil. Şimdi oraya şey de ayarlamam gerekiyor. Gel bakayım. Şeyin yumurtalarını toplamam lazım. Ne oldu yine ya? Yine mi acıktın? Bizim adamın da şeyi bitmiyor. Nazı bitmiyor. Hop. Böyle deli gibi uzayacak. Hayırlısı bakalım. Evet, yumurta doğuranlar gençler. Bu ne? Bu ne? Ya bir gel bir. Aa bu normal yumurta. Çekilin. Bunu al. Bunu al. Oğlum hepsi de kuluçkada. Bu nasıl iş ya? Sen de doğurmuşsun. Bir bırak bir. Tamam. Bu da doğurmuş. Allah Allah. Heh. Tamam mıyız? 5 tane yumurta olacak. Aynen 5 tane. Şimdi sizi dolaşmaya kapamam lazım. Erkek bu zaten. Dolaşmayı kapa. Oha bu hala çiftleşiyor. 5 tane yumurtam var zaten benim. Dolaşmayı kapa. 6 tane mi dişi vardı ya? Yo 5 tane dişi var. Vallahi kafam çok fena karıştı. Neyse sen dolaşmayı aç. Oha. Oğlum siz nasıl doğuruyorsunuz ya? 5 tane yumurta aldım zaten. Şimdi şu çiftleşiyor. Başka çiftleşen var mı? Dolaşmaya kapalı mısın? Tamam. Sen dolaşmaya kapalı mısın? Tamam. Şu dolaşıyor. Bu dolaşıyor. Son bir yumurta daha alacağız buradan. Ne kadar süresi var? Fazla yok, fazla yok. Tamam. Gelip alırız onu da. Hop, şöyle yardıralım hemen. Üstümde o kadar enerjisi gitmemesi lazım. Bir miktar zaten orada gitmiştir muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Bize et de lazım ama şu anda. İşin sıkıntılı kısmı bu arkadaşlar doğduğu gibi çıkmadın değil mi ya? Heh tamam çıkmadın. Ne kadar kaldı? Oha daha varmış. Niye o kadar hızlı hissettim ben ya? Sanki dedim hemen çıkacak var ama. Yok. Peki tamam. Arka kapıyı açınca bozuluyor musun? Yok kuluçkada. Tamam biz arkadan girer çıkarız abi. Ön kapı herhalde çok büyük olduğu için esiyor mu? Ne oluyor? Hop diğer yumurtayı da alalım. Bu kuluçkadan çıktıktan sonra mı bunları doğursam? Yalnız bir anda 6 tane minimum akbaba mı gelecek? Yok. Tabii. 6. Ha gayret. Dur gitme gitme gitme. Şurada doğur hadi. Ha gayret. Doğur. Doğurabilirsin. Yapabilirsin. Evet. Tamamdır. Seni de kapalım. Baba nerede baba? Baba hangisiydi? Bu muydu? Yok. Bu muydu? Aynen bu. Tamamdır. Burası tamam abi. 6 tane yumurtamızı... Aha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşı alalım ya. Arkadaşı alalım. Heh. Evet gidebiliriz. 6 tane akbaba yumurtamız var. Şimdi 2 dişimiz var ama bir tanesini çiftleştirmemiş bir türlü. Çok ufak. 23 levelle uğraşılmaz. 91 ile 92 çiftleştirip dişi bulursam fena olmaz. Ama erkek bulursam ne halta yarayacak? Hiçbir şey. Değil mi?
Şu anki develeri hiç çiftleştirmesem mi ya? Şimdi Tony Dragon'ların levelleri yüksek. Maşallahları var. Şimdi şöyle bir. Ufaksınız değil mi siz? Sıkıntı yok. Aynen. 2, 3, 4, 5, 6. Oha. Neler attım ben oraya ya? Gel böyle. Gel böyle. Şimdi. Çok mu soğuk? Nasıl çok soğuk abi? Girsene şöyle içeri doğru. Çok soğuk. Şaka yapıyorsun ya. Abi nasıl çok soğuk ya? Eyyuh, sıkıntı. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. En ortadaki bile çok soğuk bu. Akbabalar sıkıntı olacak. Harbiden sıkıntı olacak. Buraya iki tane daha klima mı yapsam? Yoksa birkaç tane meşale mi kondursam? Meşale ne istiyordu? Abi dakika. Torçumuz var. Niye onu yapıyoruz ki? Auto torch. With timer. Yok şu. 1, 2. Oha yapabiliyorum zaten. Şimdi buna da çok sıcak gelebilir bu. Ondan tırsıyorum ama. Şöyle koyalım bakalım. Bakalım sıcak gelecek mi? Çok sıcak. Kapan kapan. Kapan lan. Lan kapan. Kapan abicim. He. Tamam. Bu işini hallettikten sonra koyarız. İkisini aynı anda yapamayacağız belli ki. Yani akbabalar... Ne oluyor? Akbabalar için yeterli sıcaklığa ulaştığımız zaman bu arkadaş tutmuyor. Bunun olmasına da bir 10 dakika falan var. Tamam, bu çıktıktan sonra akbabaları da yerleştiririm. O şekilde devam ederiz. Akbabalar ne kadar sürede doğacağına göre inşallah bu bölümde onun da doğumuna şahit olabiliriz. Evet, gelmek üzere. Ikın, ikın yapabilirsin. Aha. Oha. Oğlum ne çıktı oradan? Kocaman. Hop. Kabul et. Hemen yemek. Bir saniye. Bak bunun bile kuyruğu bir psikopat gibi ya. Gel bakayım. Buraya da yemek kabı yaptım. Hayvanlar bir miktar büyüdükten sonra kendileri yiyebiliyorlar. Şu an tabii elimizle beslememiz lazım. Büyüme hızı ne şekildeydi? Hiç hatırlamıyorum. İnşallah çok uzun değildir. Ah yok, bir tık attı. Tamam. Çok uzun sürmez. Yani çok uzun derken yine birkaç saat illaki sürecek de. Bu bölüme imkanı yok. Muhtemelen gece falan mı artık? Ben şu an öğlenden sonra 4 falan benim için. Yani gece falan anca olur ki gece de muhtemelen bunu artık upload'a koymuş bile olurum. Bunu artık bir dahaki bölümde anca büyüdüğünü görebiliriz. Ama şöyle bir gel bir sıfatını bir görelim. Ufaklık. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Tipe bak. Gel bakalım. Bebek dikenli ejder. Gel gel. Anne babanla tanıştırayım. Bak yanında bekliyorlar. Gel. Abi. Hop. Şimdi güzelliğe bak. Ama hoş annesini de babasını da hatırlıyorsanız fazla bir renk olarak action'ı yoktu. Aha. Hop dur bakalım. Şimdi senin yemeğini de unutmayalım da bak bak hemen. Tamam dur. Abi şu dolaşma olayı yok mu? Kapat. Dur. Şu bokları temizle hemen. Anne babayı hemen yanına çekelim bakalım. Şimdi sıfatın hangisine çekmiş? Hop. Hangisi anne hangisi baba hep de karıştırıyor bunu. Sen nesin abi? Ne? Dişi, değil mi? Adı. Anne. Sonra değiştiririz. Bu da haliyle erkek. Adını değiştir. Baba. Hop. Zaten bebek direkt yazıyor. Sonradan çocuk olacak falan filan. Şimdi şunu kapatalım. Üstelik ikisinin de aynı. Alttan anca anlaşılır. Göğsüne bakabiliyor muyum? Aha beyaz. Ya arkadaşım vallahi çıldırttın beni. Diyeceğim de şimdi ufaklığın yanında bir şey yapacaksın. Şimdi saldırsam zıplayacak. Hayvan ölecek. Ondan tırsıyorum. Ama uzaklaştığın an seni var ya yerim ha. Götürür seni. Öl artık öl. Ne salladı belli değil ya. Şöyle geçelim yanına. Hoppa. Muhtemelen göğsü beyaz gibi geldi. Değil mi? Göremiyorum ki. Aynen bembeyaz göğsü. Babanın beyaz. Babaya çekmiş. Stat olarak hatırlamıyorum ki hangisinin kaçtı. Bunlara da bayağı stat verdik ya. Emin değilim statı nasıl olması gerekiyor. 97 level. Yalnız leveli biraz düşük sanki ya. Anneye çekmiş herhalde. Babanınki 133 şu andaki. İlk aldığımda da yüzün üstündeydi. Anne mi ufaktı? Galiba anne 90 küsürdü.
Anneye çekmiş. Şekli gittin babadan aldın. Level anneden mi aldın? İnşallah aslında da babadan almışsındır. Emin değilim, hatırlamıyorum. Aslında bunları teminler teminlemez içine bakalım, maksimum level aldıklarıma belki not koyarım. Bazı YouTuberlar yapıyor, bayağı hoşuma gidiyor. Bu not defterini hemen şurada göstereyim. Not defteri. Temlediği gibi hayvana not defteri atıyor içine, ki içine de özelliklerini yazıyor işte. Enerjisi bu, health'i bu, zıvır bu, zıvır bu diye. Biyomasa fena değil gibi gibi. Ben tabii bir miktar burada et de... Oo, yok be. Bir miktar besledikten sonra bu muhtemelen bir x stack et alır. Ondan sonra kendi başına bile büyüyebilir. Bu tamam. Onun dışında bugün akbabaların da yumurtalarını koyarız ki bakayım hızına. Belki onları da gösterebilirim. Tabii bölüm iyice o biçim uzadı. Yumurtaları buraya... Yok. Yumurtaları buraya koydum. Şuradan itibaren. Bu arada ilk normal akbaba yumurtasını da aldım geçen. Bu yumurta hızlarını da yükseltmem lazım. 5-6 tane tamamız. Etimi de oraya koymuşum, yemeğim. Koş koş koş. Vay be. Bütün bölüm boyunca elektrikli testere mi dinledik şimdi? Kapat bakayım. Şimdi iki tane meşaleyle olacak iş mi bu? Ateşi yak. Hop. Ateşi yak. Şöyle biraz daha havaya doğru bakayım. Atayım, nereye geldi? Ha, iyi gibi. Salla. Üst üste bakıyoruz. Kuluçkada, kuluçkada. Var ya, ucu ucunaymış abi. Tek klimayı da koysam muhtemelen olacaktı. Hepsi kuluçkada mı? Şu üsttekini bir alayım bir saniye. Şöyle sallayayım. Hala sen kuluçkada mısın? Kuluçkada, 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 kuluçkada. Bu da kuluçkada. O da kuluçkada. Tamam o zaman ya. Bunların büyüme hızı fena değil. Bunların da büyümesini, çıkmasını bekleyelim. Tek tek bunları beslemesi de var tabii. Çıktıkları zaman görüşürüz. Hop, çıkmaya başladılar bile. Dur 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 dur. Sakin 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 bebecik sakin. Ne bu ya, keto gibi. Aha. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Sahiplen. Dur. Patır patır çıkıyorlar. Bir saniye. Şimdi önce inşallah aha, çürgetlerim burada değil. Bir saniye. Dolaşmayı kapa. Onu da al. Kabul. Dolaşmayı kapa. Dolaşmayı kapa. Dolaşmayı kapa. Oha, bayağı uçtu be o. Ne yapıyorsun? Durun bir. Çok fazla oldular. O nereye gitti? Buraya gitti. Dolaşmayı kapa. O değil. O değil. Şunu alabiliyor muyum? Heh, tamam. Bir saniye. Takip etmeyin. İnşallah bu kadar çürüket yeter. Oradan biraz şüphelerim olmaya başladı. Veyahut da siz şöyle hepiniz bir beni takip edin ya. Hayır, siz de... Ya. Bunlara TTTT hepsi takip ediyor mu? Şu takip etmiyor. 5 tane değil mi? Tamam. Gel bakayım. Gelin şöyle. Tiplere bak. Gelin şuradan da rahat rahat. Oo, kerpiçe mi takıldılar? Yapma be. Rahat rahat besleyebilmem lazım. Tamam, bir saniye. Al bakayım. 23 tane birden aldı. Of. İnşallah fazla yemezsiniz ya siz. Vallahi kıl... Dur bir saniye. Bir dakika ya. 6 tane. Ya tamam, 6 taneydi zaten. Kafam karıştı. Bir an 5 tane niye bekledim ki ya? Abicim siz de gelsenize. Siz... Yani size ben ıslık çalmamışım ki. Isık çaldın mı şimdi? Tamam mıyız? Size de çaldın mı? Çıkın bakayım oradan. Çek 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 tipten. Tiplere bak. Cızları kapat. Şunlara bak. Bu ne abi? Nasıl bir hızdır o ya? Yani hızlı çekim falan değil video. Yanlış anlamayın. Tamamen kendileri bu şekilde. Oy, oy. Koşuşa bak koş. Sen niye duruyorsun? He, yemek yiyor. Afiyet olsun. Yiyin yiyin, yarasın yavrularım benim. İnşallah 300 küsür tane. Kelle başına ne oluyor? 60 tane falan mı oluyor? Yok, 50 tane anca oluyor. 50 küsür. İşin kötüsü çürüme süresini de çok düşürdüm. Çık çık. Şöyle bir güneşe çık. Bir göreyim ben sizi. Tekrar içeri sokarım. Sıkıntı değil. Çürük ette sıkıntımız olabilir. Normal et yiyeceğini sanmıyorum. Emin de değilim aslında ya. Belki normal et de yer. Aha. Ha, çıktılar çıktılar. Ve bağlandılar, havadalar. O da çok ilginç. Ve... Gel gel gel, yanaş biraz daha. Ha, biraz daha yanaş, şöyle bir dizilin ya. Ha? Şöyle gelsem. Biraz daha iyi gibi gibi. Hop.
Dur, tamam. 3, 6. Şimdi levellerine bakalım. Kaç oldunuz? 159, 121, 139, 105, 113, 162. Levellerin hepsi maşallah. Yalnız orada düşük dişi olacaktı ya. Babaya çekmiş hepsi ha. Çünkü vardı düşük iki tane mi ne? Yok bir tane. Bir tane çok düşük vardı. Tabi. Ama bunları beslemek hakikaten eziyet olacak. Ve of. Yetmeyecek. Harbi yetmeyecek. Sıkıntılardayız. Çok büyük sıkıntıdayız. Aha, çürüme süremiz de çok kötü olduğu için. Bilemiyorum nasıl yapacağım onu. Bunu da sen aldın mı? Bitti mi yani? Hemen hemen. Çok kötü, çok kötü. Bakalım en kötü artık Admiz Avazingos ile çürüket çıkartırım ya. Bunlar ölmesin. Çünkü etlerin çürüme süreleri çok uzun. Şuraya bakar mısın? 25 dakika diyor bir tanesi için. 25 dakikaya bunların alayı ölür. Neyse hallederim ben bir şekilde ya. Bakayım. Şunların güzelliğe bak. Renk pek de anlaştığım yok ama hemen hemen hepsi aynı. Bir tanesi koyu. He, kafalar değişik. Pardon. Kafaları biraz değişik sanki, değil mi? Evet. Evet, kafalar biraz farklı. Gagalar biraz farklı. Aslına bakarsan şu biraz kahverengi, bu biraz daha siyah gibi. Onun arkası kahverengi gibi. Var ufak tefek de olsa farklar var. He ya, bunların büyümesi tabii ki sürer. Yine bir iki saati bulur. Arkadaki ne kadar oldu bakayım. Oo. Akbabalar büyür, bu daha büyümez. Ama işin güzel tarafı bu da çok güzel et tutuyor. Mesela 500 küsur tane muhtemelen bunun büyümesine yetebilir bile. Sanmıyorum yiyeceğini. Stag mod ve ağırlık düşürme zavazingosu olduğundan. Yani stag modun kendi şeyi ağırlığı da düşürüyor ya. Normalde bunun içine stag mod hadi o kadar önemli değil de ağırlık 29 alabiliyor. Atıyorum kaç tane koyarsın? 290 tane mi et koyarsın? Tam iki katını koyuyorsun mesela. Yani o gayet iyi oluyor. Etimiz burada var, ona yeter. Bir tane daha çürük var. Bu da burada kalsın. Evet, bunların büyümesi sürer. Artık bir dahaki bölüme muhtemelen, hatta bir sefer daha çiftleştiririm onları. İyice büyük bir ordu yaparım. Onlarla turlamaya çıkarız. Bir miktar level kasarız. Akbaba ordusu gördüm bir iki videoda. Ciddi anlamda güzel zarar veriyorlar. Hani bir golem olmadığı sürece hemen hemen her şeyi cayır cayır yiyorlar. Biz de sağlam bir ordu yaparız. Hatta ben biraz bokunu çıkartayım. 30-40 tane yaparım. Millet 10 taneyle falan geziyor ki 10 tane var zaten bizde. Yüksek level 30 tane falan düşsene. Bir postada 6 tane alıyoruz. Ki anneler ama 24 saatte bir doğuruyor galiba. Yarın bu saatlerde ben tekrar çiftleştiririm bunları. Büyütürüm. Güzelce levellerine kastık. Bu 10 numara tur atarız. Buna gelirsek bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Hop şöyle yanlarına geleyim. Öyle olmadı. Şöyle geleyim. Kafayı kaldır. Evet. Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Uygun gördüğünüz yerlerde videomu paylaşabilirsiniz. Her zamanki gibi yorumlarınızı merakla bekliyorum. En kısa süre içinde cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.